Arkadaşlar çok alışık değilim böyle dururken konuşmak ama öyle yapalım bugün. Tabii pilot olmak kolay bir iş değil, onu bilin. Meşhur bir testimiz var, DLR testi. Bugünkü bu 86 arkadaş çok iyi bilir onu, değil mi? Geçme oranı 1/3. Yani 3 kişiden 1 kişi geçebilir değil mi Hasan Kamil? Allah göstermesin, Fransa'daki kaza bize çok yeni bir şey öğretti. Pilotluğun aslında çok kritik bir görev olduğunu, pilot arkadaşlar, bayan olsun, erkek olsun, yaşam stillerinin çok önemli olduğu değil mi Hasan Kamil? Onun için sen evlilik demiştin az önce. Evet, oradaki kazaya sebep olan da kız arkadaşın ayrıldıktan sonra galiba bir kaza olmuş değil mi Hasan Kamil? Doğru hatırlıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bak kesin olarak bekar olanlara evlilik burada yani yönlendirme yapıyoruz. Onu bilin. Değerli arkadaşlar, bir önceki törende ben demiştim ki Türk Hava Yolları'nın pilotları bizim astronotlarımızdır. Sonra bir Alman gazetecisi geldi daha haftalar sonra. Dedi ki Türk Hava Yolları'nın CEO'su olarak siz astronot olmak istiyordunuz değil mi geçmişte çocukluğunda? Yok dedim, ben astronot olmak istemiyordum çocukluğunda. Ama bizim arkadaşlar, pilot arkadaşlar öyle kendilerine bakıyorlar, öyle kendini yetiştiriyorlar ki astronot gibi diyorlardır. Bilirsiniz astronot olmak çok zordur. Neden? Uzaya çıkarıyorsunuz uçtuğunuz aleti, değil mi? Ve orada uzun süre kalıyorsunuz. Psikolojik olarak stabil olmanız gerekiyor. Değil mi? Karanlık bir odada kalıyorsunuz. 10 saat, 12 saat. Pilot olarak 10 saat orada 5-6 ay. Onun için dedim bizimkiler astronottur. Arkadaşlar sizler bizim astronotlarısınız. Şimdi 30 küsur yıl daha çalışacaksın değil mi? Allah sizi ömür versin. Onu da bekleyeceksin, onu bilin. Bu 40 sene içinde vallahi Türkiye'nin kendi astronot olur. O da sizin içinizden çıkar, onu da bilmiş olun. Arkadaşlar Türk Hava Yolları'na hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. DLR size 1/3 indirmişti. Sonra başka testlerle de 1/10 indiriyoruz. Yani Türkiye'de bize başvuranlarla 10 kişiden bir tanesisiniz. Kolay pilot olmadınız. Buradaki o küçük videolarda iş biraz eğlenceliydi ama büyük ihtimalle çok terlemiş, çok yorulmuş, biraz da korkmuşsunuzdu. Ama olsun, hepsine bir başınıza geçen zorluklar ilerisi için bir yatırımdır, bunu bilmiş olun. Baba Allah'ın bir imtihanıdır. Bence size bu hoş geldin dedikten sonra değerli konuklar bir iki şey de söyleyeyim. Ben de Madrid'deydim. Madrid'de Dünya Turizm Organizasyonu yaptığı bir toplantıya katıldım. Oturumda bulundum. Ryanair Genel Müdürü'yle beraber. O biliyorsunuz biraz ileri geride şeyler söyler. Neyse. Şimdi arkadaşlarım orada şunu gördük. Türkiye'miz havacılıkta gerçekten dünyada örnek. Arkadaşım ikaz ediyor ama olsun. Örnek. Problem yok. Olabilir. Bebek olduktan sonra her şey yapabilir. Yoluktan sonra yapamaz ama. Örnek. Aynı zamanda arkadaşlar bu örneğin ötesinde Allah nasip etti tabii. Olay Ulaştırma Bakanı Binali Bey'le başladı. Sonra Lütfü Elvan Bey'le devam ediyor. Devlet tarafından. Türk Hava Yolları'nda Allah nasip etti. Çok büyüdü. Tabii klasik olarak Afrika'ya 44-94 değil. 44 noktaya uçuyoruz. Bunları yapıyoruz diyoruz ya. Bence onlar şimdi bu maddi görüşünde öğrendim. Onlar eskimişler. Biz yeni şeyler değil mi Hasan Kutu arkadaş yapmamız gerekiyor. Bir tane yeni şey çıktı onu size paylaşayım. Afrika'da en çok şehri uçan hava yoluyuz değil mi? Bunu biliyorsun. 44 şehri uçuyoruz. Allah nasip ederse yıl sonuna kadar uçacağımız hatlarla gerçi pazarlama satışında hiç arkadaşımız yok arada. Onlar yani yapar arkadaşlar ama ben gene söyleyeyim. 50'ye çıkıyoruz. Aslında bu önemli değilmiş. Daha önemlisi daha sonra geliyor. Onu paylaşayım. Madrid'de öğrendim onu. Afrika'ya çok sefer yaptığımız için çok nokta değil. Çok haftada çok sefer yaptığımız için Afrika'daki orta sınıfın oluşmasına katkıda bulunuyormuşuz. Bu çok önemli. Afrika'da bir elit tabaka var. Yani ticaret yapan ülkeler varsa bilir onu. Süper zenginler. Nijerya'nın 80 milyar dolarında olduğu belli değil. Zengin ülke. Bir de çok fakir, karnını doyuramayan insanlar var Afrika'da. Öyle olunca, uçuşta az olunca bugüne kadar çok az uçuyordu. Bir örnek vereyim. Niamey, Nijer'in başkenti, Air France haftada 3 sefer yapıyordu. Biz şu anda haftada 5 sefer yapıyoruz. Her gün uçmaya başlıyoruz. Djibouti'ye her gün uçuyoruz.
Haftada bir sefer, Air France bir sefer yapıyor. Air France en düşük Afrika'dan. Tabii biz seferi katladığımız zaman bilet fiyatları da geçmiş olsun, düşmüş oldu. Yani CEO Turkish Airlines olarak çok hoşuma gitmez bu ama Afrikalılar çok hoşuna gidiyor. Biz iyi para kazanıyoruz. Allah'a şükür çünkü giderlerimiz düşük. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın Afrika'daki mütevazi projesi Madrid'de öğrendim. Afrika'nın orta sınıfında uçmasına sebep oluşturuyormuş. Türkiye'deki çatlarda bilirseniz Binali Bey projeyi başlattığı zaman Ulaştırma Bakanımız 5 milyon iç hat yolcusu vardı ve o zaman da ülkemizde çok az sayıda orta sınıf vardı, middle class vardı. İngilizce oluyor ama Türkçe söylüyorum. Şu anda 53 milyon var. 10 kata çıktı. Meğer biz bunu Türkiye'de yaptığımız gibi Afrika'da da yapıyormuşuz. Onun için beni Madrid'de bayağı alkışladılar. Tabii beni alkışladılarsa Türk Hava Yolları'nı alkışladılar. Bu kısım böyle arkadaşlar. Tabii, onun için de ilk önce provelerini sizlere takacağım. Ya yok olmak, fiziksel bir zorluk için, bayan arkadaşlar da fiziksel kuvvetleri vardır, onu bir şey demek istemiyorum da. Fiziksel hiçbir zorluk yok. Bir de 330 tipi, Airbus tipi ise göğüs tipler uçuruyorsunuz. Bayanların da çok iyi kaptan oluyor, değil mi Hasan kaptan? Evet. Ama bir şekilde siz beyler bunu domine etmiş durumdasınız. Yalnız 3 tane geldi burada. Niye bunlar gelmiyor, niye bayanlar yani %50 olmuyorsunuz anlamadım ben bunu. Ama burada da söyleyelim. Biz bayan arkadaşları pilot olarak, kaptan olarak görmek istiyoruz. Şu anda 4000'e yaklaşık değil mi Hasan kaptan pilot sayısı? Yani şimdi bu yarı yarı olması için 4000 tane de bayan pilot olması gerekiyor bize. Vallahi bunu yarı yapmak biraz zor. Ama hiç olmazsa bir çeyreğini yakalasaydı iyiydi. Bize binlerce bayan kaptan pilot gerekiyor. Bu meslek, inanın bana ben kokpitte uçmadım. Sertifikam yok. Kolay bir iş değil. Yani öyle alsam beni bir sene değil mi? Meşgul eder değil mi Hasan kaptan? Öyle vakit alıyor. Ama şeyi söyleyeyim, pilot olmak çok, denememe rağmen söyleyeyim, çok iyidir. Ve bayan arkadaşlar teşvik edin lütfen. Başvurun. Diyarlar test edersiniz daha kolay geçersiniz. Erken arkadaşlar daha çok kalıyor. Ama bize başvurun çok az bayan konusunda. Değil mi? Kabine geliyorlar. Kokpite gelen yok. Bir de biz kabinden de istiyoruz değil mi? Pilot başvurusu yapmasını. Bu bayan işini halledemedik. Hayırlı olsun. Allah emniyetli uçuşlar nasip etsin sizlere. Arkadaşlar siz de bizim astronotlarımızsınız. Böyle bilin. Bir de Asa Kaptan dedi ki şu bekar işini halledin de daha sistemi yapıyorsunuz. Allah'a emanet olun.